70'li 80'li yılların Yeşilçam filmlerinde aşkı anlatırken insani erdemlerden söz edilir. İşte ailenin şerefinden tut, ailenin neşesi pek çok Türk filminde aslında şu vardır. Bir aile mefhumu vardır, onurlar vardır, erdem vardır, yoksul da olsa insanın dik duruşu vardır. Ve bu gerçekten o dönemde prim yapan, Yanı sıra kadının ezilmişliği vardır. tabii ama o konumuz olmadığı için değinmedim, halkın gerçek düşüncelerine rehber olan filmlerdi. Peki günümüzdeki filmler nasıl? Dikkat edersen günümüzdeki bütün dizilerde, filmlerde, yerli filmler için konuşuyorum tabii. Şöyle bir öge kullanılıyor. Erkek hem zengin, hem yakışıklı, işte hem her şeyi var. Yanındaki kızsa genellikle onun bir çalışanı, onun altında olan birisi ve ona hayran bir şekilde yapılanıyor. Bu aslında ülkenin sosyoekonomik durumunu yansıtan bir durum. Bu durum maalesef diziler, filmler aracılığıyla gençlerimizin, çocuklarımızın zihnine de nakşediyor. Çünkü biz aslında kalıplarla düşünürüz. Yani düşündüğümüzü zannederiz. Bu öyle bir şekilde geçiyor ki, yani insanlar diyor ki artık pek çok genç kız da gördüm. Gideyim diyor, zengin bir holdingde, büyük bir holdingde asistan olayım. Sonra hayal Belki ediyor. patronu tavlarım. Belki patron da bana aşık olur. Belki orada zengin birisi bana aşık olur. Böyle bir hayalin içine giriyor. Aslında buradaki önerme o kadar kötü ki bize yol gösterici olan rehberler, rol modeller kalmadı ki. Artık inanın bana karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan insanlardan söz ediyorum. Şimdi sosyoekonomik durumu yansıtıyor diyorsun ya. Yansıtmasa bile o filmler sayesinde sosyoekonomik durum, insanların bakış açıları değişiyor ve o filmlerdekine benzemeye başlıyorlar. Çünkü rol insanların, özellikle de genç insanların rol model almaları gerekiyor. Rol model diye karşısına bir tane pezevenk koyarsan o normal gelir ona. Yani şimdi biz bunları belki bildiğimiz için bize şey geliyor, acayip geliyor olabilir ama genç bir insana neyi verirsen onu alır. Özellikle de büyüme çağında. Ve bunlar bilinçli olarak yapılıyor. Yani bu bize sunulan yarışma programları, diziler, işte abuk sabuk yemek programları falan var. Bu ne biçim insanlar bunlar? Ben şaşırıyorum. Yani bunlar bir şeyden geliyor. Genellikle Amerika'dan geliyor bu formatlar. Dolayısıyla sen şimdi burada sevgi arayamazsın ki. Eskiden nispeten sevgi biraz, daha doğrusu saygı vardı. Şimdi saygısız sevgi olmaz. Bir genç kız sevgilisine ulan ne götsün diye seslenebiliyor. Bu nasıl bir aşktır ben anlamadım. Yani Ya tuhaf tuhaf değil mi sence? da erkek raconu kullanıyor. Bir kızın bir kıza abi dediğine tanıklık etmişimdir.